Toprağı fazla terk ediyoruz artık. Trenlerle, otobüslerle, otomobillerle, yerden ayağını kesmiş uçaklar ve helikopterlerle, özüne aykırı devinmelerle, iyice yorgun yeryüzü, dinlenmesiz, kışsız ve baharsız, yazsız ve sonbaharsız. Tek düze cehennemler ve yapay cennetler titreşimde. Zülküfül Dağı eteğindeki küçük kasabada Ergan ile 1933 yılı baharında doğdu. Annemin deyişiyle Gülan ayında bir günde. Gülan, Mayıs'ın eski adı. Gülün açıldığı ay anlamına. Öyle diğer birçok yazar şair gibi İstanbullularda tanınmış yazar, bilgin, şair ya da devlet adamı bir aileden gelme doğmadım. Anadoluluyum. Güneydoğu Anadolu'danım. Sezai Karakoç, Birinci Dünya Savaşı'nda birçok şehit vermiş, ekonomik açıdan olduğu kadar sosyal açıdan da parçalanmış bir ailenin çocuğudur. Dedeleri Ergani ve yöresinde bir hayli tanınmış etkin kişilerdendir. Babasının babası Hüseyin Efendi, Plevne Savaşı'na katılmış, Gazi Osman Paşa'nın takdirini kazanmıştır. Ailenin lakabı Leventoğulları'dır. Karakoç'un babası Yasin Bey, ilkokulu bitirmiş, kısa bir sürede medrese tahsili görmüştür. Zengin olmuş ancak sonradan servetini yitirmiştir. Hayatı boyunca küçük ticari işlerle uğraşmıştır. Annesi Emine Hanım, nüfus memuru olan Ahmet Efendi'nin kızıdır. Babasının koyduğu ad Muhammed Sezai, nüfusa bir yanlışlık sonucu Ahmet Sezai olarak geçmiştir. İlkokulu Ergani'de İnkılap İlköğretim Okulu'nda okur. Çok zeki ve çalışkan bir öğrencidir. Edebiyattan başka matematikte ve diğer derslerde de çok başarılıdır. Okulun parmakla gösterilen öğrencilerinden biridir. Çok küçük denebilecek bir yaşta başlayan okuma aşkı ve şevki elbette onu çocukluğunun bazı hazlarından mahrum etmiştir. Mesela oyunlara fazla katılmaz. Okumak benim için büyük bir zevkti. Saatlerce okurdum. Oyuna, gezmeye, tozmaya fazla rağbetim yoktu. Zülküfül Dağı ve Makam. Çocukluk düşlerinin en zengin mekanı. Mistik bir bağ vardır dağla aramızda. Arafat Dağı'nın, Turi Sina'nın bir örneği gibidir kasabamızda. Asıl adı Baba Piran Dağı, bir nevi biz Erganinliler için hatıra bucağı sevgili bir dağdır.
Tarihimizde orada bölük pörçük, dağınık izleriyle anlam ve biçim değiştirerek şuraya buraya serpili durumda. Dağın tepesi iki parçadır ve bu iki parçanın arasında Zülküfül Peygamber'in makamı vardır. Ve halk arasında Zülküfül Peygamber'in askerleriyle bu dağda çarpıştığı ve bu dağda şehit düştüğü söylentisi vardır. Ben yeşil bir yağmur gördüm. Uçuşan gözleri vardı Zülküfül'den. Korkulara karşı acı afat suyu içtim. Şerbetlendim yılana, akrebe karşı. Zülküfül Dağı'ndan ve makamdan başka bağ bozumları, yöresel hikayeler ve çocukluğuna ait daha pek çok şey eserlerinde sıklıkla kendini gösterir. Bu düşsel imgeler Sezai Karakoç'un şiirini benzersizleştirir. Eşine az rastlanır bir özgünlük ve otantiklik kazandırır. O yüzden çocukluğu ve ergani çok önemli bir yer tutar yazarın hayatında. Çocukken çok gözledim samanyollarını. Yaz akreplerinin bile bakmadan edemedikleri samanyollarını. Kaç kez yedim doğu sabahlarının yaz aylarında çatlattığı narlarını, narlarını. ...1944 yılında ilkokulu bitirdiğinde maddi durumunun yetersizliğinden ötürü başarılı bir öğrenci olarak girdiği devlet parasız yatılı imtihanlarını kazanır ve Maraş'ta okumaya başlar. Maraş, evden ayrılışın, yalnızlığın, bir başınalığın ilk durağıdır. Derslerindeki başarısının yanı sıra kitap okuma aşkı burada da artarak devam eder. Tolstoy'dan Ziya Gökalp'e kadar birçok batılı ve yerli klasik yazarın eserlerini soluksuz okur. Ergani'den İstanbul'a uzanacak hayatının üçüncü önemli durağı Gaziantep'te 1947 yılında lise hayatına başlar. Burada da başarılı eğitim hayatını ve okuma serüvenini sürdürür. Bu arada abini kaybetmesi onda derin izler bırakır. Harp yıllarının getirdiği sıkıntılar, ülkenin içinde bulunduğu genel yoksulluk ve umutsuzluk, ailemizdeki daha önceki ölümlere küçük abimin ölümünün de eklenmesi sürekli bir hüzünün yüreğime konuk olmasına sebep oldu. Ve bu bende bir nevi tabiat haline geldi. Ortaokul yıllarında tanıştığı ve ufkunda önemli bir açılım yapan Büyük Doğu dergisini okumaya bu dönemde de devam eder. Bir gün sırf kendini denemek için Büyük Doğu dergisine bir şiirini gönderir. Mehmet Levendoğlu imzasıyla gönderdiği şiir dergiye gelen 300 şiirin arasından seçilerek yayınlanır. Buna çok sevinir. O gün şiirini seçerek dergisinde yayınlayan, sanata ve hayata bakışını en fazla etkilemiş kişiliklerden biri olan Necip Fazıl'la kısa bir süre sonra tanışacak ve pek çok olayı birlikte göğüsleyeceklerdir. ...1950 yılında Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını Demokrat Parti'ye devreder. Türkiye'nin çok partili düzene alışmaya çalıştığı bu yıllarda Sezai Karakoç okulunu, Gülkokulu kasabasını ve geçmişini geride bırakarak mutsuzluğun şantiyesi büyük şehir diye tanımlayacağı Ankara'da uzun yıllar geçireceğinden habersiz olarak liseden mezun olur.
felsefe ya da ilahiyat okumak isterken bu alanlarda burs olmadığı için Ankara'daki Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin sınavlarına girmek zorunda kalır. Radyodan 1000 kişinin girdiği sınavı burslu olarak 13. sırada kazandığını öğrendiğinde ise sevinip gurur duyacağına hayal kırıklığı yaşar. İnsanoğlunun planladığıyla kaderin planladığı hayat ne kadar farklı. İnsan bir amaç çiziyor kendisine ve kestirmeden ona ulaşmak istiyor. Oysa yol çok uzun, dolambaçlı, pürüzlü ve dikenlerle dolu. Sezai Karakoç, Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne gitmeye karar verir. Ancak amacı idareci, maliyeci ya da hariciyeci olmak değildir. İlimde derinleşmek amacındadır. Aslında o yıllarda şair ya da yazar olmak gibi bir amacı da yoktur. Ve kendi ifadesine göre hiçbir zaman olmamıştır. Şiir yazma bende bir kader hadisesidir. Adeta ben ondan kaçmışımdır. Ama o da hep gelip beni yakalamasını bilmiştir. Ben sefillerin kahramanı Jean Valjean gibi hep kaçmışsam, şiir o kader mahkumunun yakasını bırakmayan müfettiş gibi peşimden gelmiştir. Ve şair ne kadar kaçarsa kaçsın, o efsane şiir, Mona Rosa, 19 yaşındaki gencecik şairin elinden usulcacık çıkıverir. Öylesine beğenilir ki şairini aşarak kendi şöhretini yaratır. Hatta Karakoç kendi bastırmadığı halde fotokopi yoluyla çoğaltarak elden ele dolaşmaya başlar. O yıllarda Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okuyan herkes bu şiirin mısralarını bir tekerleme gibi söyler durur. Mona Rosa, Mona Rosa, siyah güller, ak güller, zambaklar en ıssız yerlerde açar, zambaklar en ıssız yerlerde, zeytin ağacının karanlığıdır. Bir kır gezisinde ilk defa okunan şiir, arkadaşlarının vasıtasıyla ilk kez Hisar ve Mülkiye dergilerinde yayınlanır. Mona Rosa, siyah güller, ak güller. Gülcenin gülleri ve beyaz yatak. Kanadı kırık kuş merhamet ister. Ah, senin yüzünden kana batacak. Mona Rosa, siyah güller, ak güller. Ulur aya karşı kirli çakallar. Bakar ürkek ürkek tavşanlar dağa. Mona Rosa, bugün bende bir hal var. Yağmur iri iri düşer toprağa. Ulur aya karşı kirli çakallar. Zeytin ağacının karanlığıdır elindeki elmayla başlayan. Bir yakut yüzükte aydınlanan sır, sıcak ve minnacık yüzündeki kan, zeytin ağacının karanlığıdır. Ellerin, ellerin ve parmakların bir nar çiçeğini eziyor gibi. Ellerinden belli olur bir kadın denizin dibinde geziyor gibi. Ellerin, ellerin ve parmakların. Açma pencereni, perdeleri çek. Mona Rosa, seni görmemeliyim. Bir bakışın ölmem için yetecek. Anla Mona Rosa, ben öteliyim. Açma pencereni, perdeleri çek. Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa.
henüz dinlemedin benden türküler. Benim aşkım uyumaz öyle her saza. En güzel şarkıyı bir kurşun söyler. Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak. Meyveler sabırla olgunlaşırmış. Bir gün gözlerimin ta içine bak. Anlarsın ölüler niçin yaşarmış. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak. Monna Rosa, siyah güller, ak güller, gülcenin gülleri ve beyaz yatak. Kanadı kırık kuş merhamet ister. Ah, senin yüzünden kana batacak Monna Rosa. Siyah güller, ak güller. Ve Sezai Karakoç bugün artık bir fenomene dönüşmüş ve Türk edebiyatının en iyi aşk şiirlerinden biri kabul edilen bu şiiri neredeyse 50 yıl sonra kitapların içine alacaktır. Kısacası üniversite yılları şiirle haşır neşir olduğu yoğun bir dönem olacaktır. 1954 yılının sonlarına doğru Şiir Sanatı isimli bir dergiyle yayın hayatına adımını atar. Çok beğenilen dergi maddi yetersizliklerden ötürü sadece 2 sayı yayımlanabilir. Ancak edindiği tecrübe ileride çıkaracağı Diriliş dergisinde çok etkili olacaktır. Türkiye'de hayat son derece canlıdır. Eğlenceler, balolar düzenlenir. O yıllarda en yakın arkadaşlarından biri de Cemal Süreyya'dır. İkisi de bu toplantıların havasına yabancıdırlar. İkisi de Anadolu çocuğu. Ortalıkta şöyle bir görünüp ya sinemaya giderler ya da etüt salonuna. Onları yakınlaştıran belki parasız yatılı okumuş olmaları, belki de mısralarını bile ödünç verip alacak kadar şiire sevdalanmaları. Cemal Süreyya, Sezai Karakoç'u şöyle anlatır. Bulgucu adam, belki de ülkemizdeki tek bulgucu. Sıkışmış, sıkıştırılmış deha. Öyle bir Müslüman ki Marx da bilir, Nietzsche de bilir, Rimbaud da bilir. Salvador Dali de sever, Nazım da okur. Mizaçları ve politik görüşleri birbirine taban tabana zıt bu iki şairin arkadaşlıkları küsüp barışmalarla sürecek, nihayetinde ikisi de yollarına yalnız başına devam edeceklerdir. Sezai Karakoç, yıllar sonra Cemal Süreyya'ya gönderdiği mektupta Mülkiye yıllarını biraz sitem, biraz da özlemle yüklü şöyle anar. Cebeci'den geçen tren yolunun üstünden kelimelere şahsi estetiklerini yükleyerek geçen Ankara'nın hür hayalli çocukları bizlere ne oldu? ...1955 yılında üniversiteden mezun olduğunda artık şair kişiliği iyice belirginleşmiş ve düşünceleri olgunlaşmaya başlamıştır. Bundan sonra yolunu en güzel şiirlerinden birini, Ey Sevgili'yi ithaf edeceği İstanbul'a götürecektir. Senin kalbinden sürgün oldum ilkin. Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreyi. Bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin, yortuların dışında sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim affa layık olmasam da.
Uzatma dünya sürgünümü benim. Güneşi bahardan koparıp, aşkın bu en onulmazından koparıp, bir tuz bulutu gibi savuran yüreğime, ah uzatma dünya sürgünümü benim. Nice yorulduğum ayakkabılarımdan değil, ayaklarımdan belli. Lambalar eğri, aynalar akrep meli. Zaman çarpılmış atın son hayali. Ev miras değil, mirasın hayaleti. Ey gönlümün doğurduğu, büyüttüğü, emzirdiği, kuş tüyünden ve kuş sütünden, geceler ve gündüzlerde insanlığa anıt gibi yükselttiği sevgili. En sevgili, ey sevgili. Uzatma dünya sürgünümü benim. Bütün şiirlerde söylediğim sensin. Suna dedimse sen, Leyla dedimse sensin. Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım. Salome'nin, Belkıs'ın. Boşunaydı saklamaya çalışmam. Öylesine aşikarsın, bellisin. Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için. Ellerinden devşirir bahar çiçeklerini. Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini. Ey gönüllerin en yumuşağı, en derini. Sevgili, en sevgili. Ey sevgili. Uzatma dünya sürgünümü benim. Sanki hayatım hep İstanbul'a gelmek, sürekli olarak İstanbul'a gelmek gibi gelişmiş. Hatta 30 küsur yıldır İstanbul'da olduğum halde sanki hep hala İstanbul'a doğru gelmekteyim. İstanbul'da İstanbul'a gidiyorum hala. Belki de bir anlamda İstanbul kalmadığı halde İstanbul'u arıyorum. Ama İstanbul sanki boyuna kayboluyor. Venedik'in fizik olarak battığı gibi batıyor. Sanki bir gün elimizde kaybolan, batan bir kuştan kalan tüyler gibi birkaç şey kalacak İstanbul'dan diye bir duygu yiyip bitiriyor içimizi. Sezai Karakoç, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1955 yılında mezun olduktan sonra maliye müfettişi yardımcılığını kazanıp İstanbul'a gelerek görevine başlar. Bir yandan memuriyet devam ederken, bir yandan da günlük olarak yayınlanan Büyük Doğu'nun haftada bir çıkan Sanat Edebiyat sütununu yönetmektedir. Bu sütunda şiir, çeviri şiir, sanata ve edebiyata dair yazılar, çeviri yazılar yayınlar. 1957 yılına gelindiğinde çok sevdiği henüz 52 yaşında olan annesini kaybetmek onda derin bir yara bırakır. Annesinin vefatı Karakoç ve ailesi için bir yıkım olur. Bu üzüntüyle Yoktur Gölgesi Türkiye'de şiirini yazar. Bu şiir sanki kendi annesiyle beraber aslında bütün naif Anadolu kadınlarını anlatır. Sabahları gün doğmadan uyanır. Dilini yutacak olur, içi kanlanır. Gün boyu çalışır, aydınlanır. Kederini anlarsanız size ne mutlu. Acır fakir çalışan kadınlara. Titrer bir gönül kıracak diye hanım dizi. İncedir, billurdandır. Yoktur gölgesi Türkiye'de. Bir meçhul Meryem. Mermerden değil ama kutlu. Gözlerine baksanız erirsiniz kar gibi. Elinizi sallasanız rüzgarından sallanır bir geyik olur. Sizi arar, melul ve bakır. Görür gibi uyur, konuşur gibi susar, güler, ağlar gibi.
hem siyasal durum hem de dünyada sanat alanında görülmeye başlayan değişimler ülkemizdeki sanatçıları da etkilemeye başlar. Müzikte klasik kalıpları kıran atonal müzik, resimde ve sinemada ise yeni gerçekçilik akımı farklı anlayışlara yol açar. Bu dönem ülkemiz şairleri de sinema, müzik ve resim sanatlarıyla olan yakın ilişkilerinin etkilerini şiirlerine yansıtmaya başlarlar. Biçimde ve içerikte tabuları kırarlar. İmgeye ve duyguya kapılarını açarlar. Ve ikinci yeni diye anılan şiir akımı ya da hareketi işte bu yıllarda doğar. Garip akımından sonra şiirimizdeki en önemli dönüşümü gerçekleştirir. Birkaç dergide şiirleri yayımlanmış ve adı yavaş yavaş duyulmakta olan Sezai Karakoç, ilerleyen yıllarda ikinci yeninin önemli şairlerinden biri olarak anılacaktır. Hatta edebiyatımızın büyük şairlerinden Ece Ayhan'a göre Karakoç bu akım için bundan daha da büyük önem taşır. İkinci yeni denilen şey başlangıçtaki ilk anlamıyla Sezai Karakoç ve Cemal Süreyya'dır. Çocuk düşerse ölür. Çünkü balkon ölümün cesur körfezidir evlerde. Yüzünde son gülümseme kaybolurken çocukların. Anneler elleri balkonların demirinde. İçimde ve evlerde balkon bir tabut kadar yer tutar. Çamaşırlarınızı asarsınız hazır kefen. Şezlongunuza uzanın ölü. Gelecek zamanlarda ölüleri balkonlara gömecekler. İnsan rahat etmeyecek öldükten sonra da. Bana sormayın böyle nereye koşa koşa gidiyorum. Alnından öpmeye gidiyorum. Evleri balkonsuz yapan mimarların. Sezai Karakoç'un Cemal Süreyya tarafından gönderilen bu şiiri ilk kez Pazar Postası'nda yayımlanır. Şiir, edebiyat tarihinin ve ikinci yeni şiir döneminin en özgün ve yenilikçi şiirlerinden biri kabul edilir. Sezai Karakoç artık ikinci yeninin önemli bir şairi olarak anılmaktadır. Ancak bazılarına göre ise ikinci yeniden çok kısa sürede ayrılmıştır. Şair de kendini ikinci yeni akımının içinde görmez. Bugün kendi kulvarında tek ve benzersiz olarak anılan sanatçının inandığı yolda tek başına yürüyeceğinin işaretleri daha o zamanlardan belirmeye başlar. Aslında o şiire baştan beri farklı yaklaşmaktadır. Başlangıçta sanat planımda görünüşte çok yakın bir noktadan çıktığım arkadaşlardan şiirim uzaklaşıyor. Varoluşu idrak farkı yüzünden ayrılıyorum. Kişilik farkından. Ya da baştan beri olan bu farklılık gittikçe daha çok beliriyor. ...1958 yılında edebiyat dünyasında yaşanan bir polemik, şair arkadaşlarıyla arasındaki mesafenin iyice açılmasına sebep olacaktır. Bu sıkı tartışma şiir dünyamızda unutulmaz bir iz bırakacak, Karakoç'un hayatında ise yeni bir sayfa açacaktır. Tartışma, Edip Cansever'in Yer Çekimli Karanfil isimli şiir kitabının 1957 yılında Yeditepe Şiir Ödülünü almasıyla başlar. Karakoç bu kitap üzerine Pazar Postası'nda bir materyalist şiir başlıklı bir yazı yazar. Bunun üzerine birçok yazar Karakoç'un yazısına karşılık yazılar yazar. Büyük bir polemik patlak vermiştir. Karakoç her ne kadar yanlış anlaşıldığını ifade etse de tartışma sürer gider. Gittikçe sertleşen bir üslup ortaya çıkar. Tartışma sona erdiği zaman şiirle ilgili birçok soruna da değinilmiş olur. Ancak Sezai Karakoç bundan sonra bu tür polemiklere girmemiştir. Hatta anket ve soruşturmalara cevap vermemiş, yazı hayatı boyunca yüzlerce konuşma teklifine hayır demiştir.
Kendimi sanata veremiyorum pek. Çünkü sanattan öte bir gerçeklik görüyorum. İnsanlık ona doğru gitsin istiyorum. Bakıyorum bu sanatçılar ayrı dünya isteğindeler. Onu da istemedikçe sana pek ısınamıyorlar. Onlarla yan yana gelmek değil, karşı karşıya gelmek kaderi düşüyor bana. Anadolu'da birçok şehre işi memuriyeti dolayısıyla görevli olarak gitmektedir. Bu arada 1959 yılında ilk şiir kitabı Körfez, Kül Yayınları arasından çıkar. 27 Mayıs öncesinde Ankara'da sıcak günler yaşanırken kendi dergisi Diriliş'i çıkarmaya karar verir. Dergi maddi sıkıntılardan ötürü başlangıçta sadece 2 sayı çıkar. Kendi adıyla özdeşleşecek olan dergi, edebiyat ve düşünce dünyamızda önemli bir ses, bir ekol olarak kendine özgü bir yer edinecektir. Dergi, 32 yıllık bir zaman süreci içinde büyük özverilerle dönem dönem çıkarılabilecektir. Birçok önemli şairin ve düşünce adamının yetişmesine, birçok yeni derginin çıkmasına ön ayak olacaktır. 1960 yılında yedek subay öğrencisi olarak Ankara Piyade Okulu'nda silah altına alınır. Askerliğini tamamlayıp döndükten sonra ikinci şiir kitabı Şah Damar 1962 yılında basılır. Onun şair olduğunu, mesela doğramacı oğlunun geceleri ses sanatkarlığı ettiğini haber alan bir baba gibi hayli gecikerek öğrendim. Ben ses sanatkarı olduğum halde onun bu tarafıyla ilgilenmemiştim. Aradan tam 10 yıl geçtikten sonra bugündür ki kendisinin bir konserini, Şah Damar'ı başından sonuna dinleyebiliyorum. Gençler hakkında pek fazla yazı yazmayan Necip Fazıl'ın bu yazısı olay olur. Ama Sezai Karakoç tevazuundan ötürü kendisine teşekkür etmeye bile çekinir. Saçlarını kimler için bölük bölük yapmışsın? Saçlarını ruhumun evliyalarınca örülen. Tarif edilmez güllerin yankısı gözlerin, gözlerin kaç kişinin gözlerinde gezinir? Sen kaç köşeli yıldızsın? Fabrika dumanlarında resmin, kirli ve temiz haritaları doldurmuşsun. Hatırasız ve geleceksiz bir iç deniz gibi aşka veda etmiş topraklarda durmuşsun. Benim geçmiş zaman içinde yan gelip yattığıma bakma. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Bir tek köşen bile ayrılmamışken bana, var olan ve olacak olan bütün köşelerinin sahibi benim. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Sen kaç köşeli yıldızsın? Memuriyeti devam ederken birçok kez idealleri, sanat ve meslek hayatı arasında gelgitler, sancılar, hatta buhranlar yaşamaya başlar. Sevgili Ülker, tam dönüm noktası benim için. Ama karar veremedim gitti. Birini tercih etmeli, yoksa insan huzursuz oluyor. Ama artık yolumu bulmak üzereyim. Öyle bir yol ki insanı kendinden kurtarsın, insan kendini aşsın, bütün insanlığa, hatta insan üstüne verebilsin. Huzur ve güven içinde, gurur ve bencillikten uzak, tam bir fedakarlık üslubu içinde çalışmak. ...1965 yılında nihayet istifa mektubunu verir. Ancak işsizlik ve maddi sıkıntılar onu umutsuzluğa sürükler. Şiire inancı ve idealleri en önemli sığınağı, dayanağı olur. İleride bir kez daha memuriyete dönse de 1974 yılında son kez istifa edecektir. Hayatının bundan sonrası sürekli olarak fikir ve edebiyat alanında üretmekle geçecektir. Ardı ardına sayısız ürün verecektir. Müzik
Sezai Karakoç'un çalışmalarının ister edebi, ister felsefi alanda, isterse de siyaset alanında olsun temelini ve en önemli muhtevasını diriliş düşüncesi ya da ideali oluşturur. Güller açan gül ağacıyla simgeleştirdiği bu ideal, en genel anlamıyla İslam medeniyetinin çağa yansıtılması ve çağın ona uydurulmasıdır. Karakoç'a göre Müslüman aydının 3 ödevi vardır. Birincisi kendini bilmek, ikincisi doğuyu bilmek, üçüncü ödev ise Batı düşünce ve edebiyatını güçlü ve zayıf noktalarına varıncaya kadar öğrenmektir. Sanat ve düşüncelerim toplum faaliyetlerime ışık tuttuğu gibi toplum faaliyetlerimde inanıyorum ki düşünce ve sanat verimliliğimde geliştirici bir rol oynayacaktır. Sanatım, düşüncem ve davranışım birbirinden ayrılmıyor. Birbirini besleyen tavırlarımdır. Bu görüşleri doğrultusunda Diriliş Partisi'ni kurar. İki dönem üst üste seçimlere katılmadığı için kapatılan parti bugün Yüce Diriliş Partisi adıyla çalışmalarına devam etmektedir. Kış gelir, yaz gelir ama hadiseler arka arkaya geliyor, devam ediyor. 1968 yılında Milli Türk Talebe Birliği Milli Hizmet Armağanı, 1982 yılında Türkiye Yazarlar Birliği Hikaye Ödülü, 1988 yılında Türkiye Yazarlar Birliği Üstün Hizmet Ödülü, 1991 yılında 12. Dünya Şairleri Kongresi'nde World Academy of Arts and Culture ödüllerini alır. Ama hiçbir ödül törenine katılmaz. Kültür Bakanlığı 2006 yılı kültür sanat alanındaki büyük ödülün Sezai Karakoç'a verilmesini uygun görür. Yıllardır herhangi bir yerde görünmeyen, daha önce de birçok ödüller almasına, hakkında birçok çalışma yapılmış olmasına rağmen fotoğrafının bile çekilmesine izin vermeyen sanatçının bu törene katılıp katılmayacağı ya da ödülü alıp almayacağı merak konusu olur. Öyle ya, şiirlerini, yazılarını severek okuyan birçok kişi onun doğru düzgün bir fotoğrafını bile görme imkanını bulamamıştır. Karakoç ödülü kabul eder ancak tahmin edildiği gibi törene katılmaz ve ödülün yanı sıra takdim edilen maddi meblağı kültürel alanda kullanılmak üzere Kültür Bakanlığı'na bırakır. Ey insan, ey insandaki insan, sen gelmedin. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar madem ki yar vardır? Yoktan da, vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Senden ümit kesmem, kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır. Sevgili, en sevgili, ey sevgili.